Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi Zoom 2 denemesinin çözümlerini yapacağız birlikte. Fen bilgisini çözeceğiz. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Arkadaşlar, fotokopi siyah beyaz olduğu için tarama kısmını ben yaptım. Buradan belli olmuyordu. Arkadaşlar, gece süresi şu benim taraladığım. Bunda da arkadaşlar gece süresi bakın şu şekilde taraladım arkadaşlar belli olsun diye. Onun dışında R'nin şu kısımda, S'nin buraya kadar, T'nin de buraya kadar arkadaşlar. Şimdi bunun dünya üzerindeki konumlarını istiyor. Verilen tarih çok önemli arkadaşlar. Hangi tarih için konuşulmuş? 21 Haziran için konuşuluyor arkadaşlar. Şimdi 21 Haziran için hatırlayalım. 21 Haziran'da en uzun gündüz nerede yaşanıyordu arkadaşlar? Kuzey yarım kürede yaşanıyordu. Öyle değil mi? Şimdi bakalım. Gündüz taralı olmayan. Bakalım en uzun gündüz. En uzun gündüz hangisinde yaşanmış arkadaşlar? Bakıyoruz. T'de yaşanmış. O zaman arkadaşlar T kesinlikle kuzey yarım kürede. Şimdi T'nin kuzey yarım kürede olmayan hangisi? Onları bir kere bir başta eleyelim. Bakın T burada, T burada, C ve D otomatik olarak arkadaşlar elenmiştir. Bakalım şimdi R'ye bakalım arkadaşlar. Gece ve gündüz süresi eşit. Gece, bu R nerede olabilir? Ekvator dönencesinin üzerinde olabilir. Tamam, ikisinde de aynı şekilde. O zaman R ile de işimiz bitti. Bunu da anlaşıldı. Geldik arkadaşlar P ve S'ye. Şimdi hangisinde daha uzun gece süresi var? P'de. Arkadaşlar 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz yaşanırken Güney Yarımküre'de ne oluyordu arkadaşlar? En uzun gece yaşanıyordu. Şimdi P S'ye göre daha uzun süre gece yaşıyor. Öyle değil mi? O zaman arkadaşlar P daha uzun gece yaşadığı için P arkadaşlar Oğlak dönencesinin bir tık altında olacak. Daha bir güneyde kalacak. Ondan sonra S arkadaşlar bunu da Oğlak dönencesinin üzerinde alabiliriz. Cevap Bursa çıkıyor. Geldim arkadaşlar ikinci soruya. Şimdi şekildeki pompa yardımıyla şunu kastediyor. Püskürtücünün içine hava üflenerek hava akımı oluşturuluyor. Buradan pompayı sıkıyor musun? Buradan bir hava akımı oluşuyormuş. Pompalanan havanın hızı dar kısımdaki A noktasında artar ve bu noktadaki gaz basıncı düşer. Şunla arkadaşlar hız artıyormuş. Hız artar. Basınç ne oluyormuş arkadaşlar? Düşüyormuş. Tamamdır. Açık hava basıncının etkisi altında olan kaptaki sıvı A noktasında düşen basınç nedeniyle C noktasından itibaren boruda yükselmeye başlar. Şu şekilde. Ve püskürtücünün açık ucu olan B noktasından dışarı püskürtülür. Pompanın hava üfleme hızı ayarlanarak B noktasındaki sıvının püskürme hızı da değiştirilebilir. Şimdi püskürtücünün çalışması incelendiğinde ifade edilen hangilerine ulaşılabilir? Şimdi açık hava basıncı arttırılarak sıvının püskürtülmesi sağlanmıştır. Arkadaşlar şimdi burada açık hava basıncının arttırılması ya da azaltılması diye bir şey yok. Düzenek sabit bir şekilde şöyle duruyor. Buradan evet açık hava basıncı etki ediyor. Tamam. Burada bir artma ya da azalma diye bir şey yok ki. Çünkü sabit yani düzenek sabit. Bu yüzden bir arttırılma ya da azaltılma diye bir durum söz konusu olamaz. C noktasından itibaren sıvının boruda yükselmesinin nedeni kabın dışındaki açık hava basıncının azalmasıdır. Hayır arkadaşlar, işte bu da değil. Dediğim gibi düzenek sabit bir şekilde durulmuş ve hani burada bir açık hava basıncında bir oynama gibi bir şey söz konusu değil. Pompadan üflenen hava A noktasındaki basıncı azaltarak, bakın diyor ki basınç düşer, tamam. Notumuzu da almıştık burada. Kaptaki sıvının yukarı doğru yükselmesini sağlar. Evet, bu şekilde buradan püskürüyor. Bu doğru. O zaman hangi şık oluyor? Cevap Adana. Geldim arkadaşlar üçüncü soruya. Şimdi bakalım. Buna göre Okan'ın yaptığı deneylerle ilgili. Arkadaşlar şimdi burada basınç sorusu var, rüzgar sorusu var. Klasik sorularımızdan birisi. Şimdi burada hangisi daha sıcak bir bölge? İki tane mum olduğu için arkadaşlar burası daha sıcak. Burasına ben soğuk diyebilirim.
Tamamdır. Peki sıcak neresiydi? Alçak hava basıncıydı. Soğuk neresiydi? Yüksek hava basıncıydı. Öyle değil mi? Tamam. Peki alçak hava basıncında ne oluyordu arkadaşlar? Yükselici hava hareketi oluyordu. Yüksek hava basıncında ne oluyordu arkadaşlar? Alçalıcı hava hareketi. Tamamdır. Şimdi geldim arkadaşlar. Burası buz. Burası arkadaşlar mum. Tamamdır. Burası arkadaşlar soğuk bölge. Burası arkadaşlar nedir? Sıcak bölge, öyle değil mi? Aynı şeyleri yazıyorum. Sıcak olan kısım neydi? Alçak hava basıncıydı. Soğuk olan bölge yüksek hava basıncıydı. Burada yükselici hava olurdu. Burada arkadaşlar ne olacak? Alçalıcı. Tamamdır. Şimdi geldim şıkları artık okuyup da cevabımı bulabilirim. K düzeneğinde şu kısım iki mumun olduğu bölge alçak basınç alanındadır. Bakın buraya yazdım. Evet alçak doğru. Bunda sıkıntı yok. L düzeneğinde şu kısım galiba. Evet şu. Buz kalıplarının olduğu bölgede yükselici hava hareketi görülür. Bakın arkadaşlar ben buraya ne yazdım? Alçalıcı hava. Bu yanlış oldu. Havanın yatay hareketi soğuk olan bölgeden sıcak olan bölgeye doğrudur. Evet arkadaşlar bakın soğuk bölgeden sıcağa. Bakın soğuk bölgeden sıcağa. O zaman bu da doğru. Hangisi yanlış? Adana. Geldim arkadaşlar dördüncü sorumuza. Şimdi bakıyorum. Şimdi burada arkadaşlar dünyayı modellemiş. Dünyayı dik tutmuş. Burada eğik olarak tutmuş ve aradaki mesafeyi bakın eşit tutmuş. Buna göre arkadaşlar şıkları ben yorumlayacağım. Şimdi hangilerine ulaşılabilir? Dünyanın eksen eğikliği aynı anda farklı yarım kürelerdeki bölgelerin sıcaklıklarının farklı olmasına sebep olur. Şimdi arkadaşlar ben eksen eğikliği dediğine göre ben şu düzeneği baz alacağım, öyle değil mi? Şimdi bakalım K ve L noktalarındaki sıcaklıkları ölçüyor. L noktasındaki sıcaklığın K noktasına göre daha fazla olduğunu gözlemliyor. Evet o zaman bu birinci şıkkı doğruluyor. Bunda sıkıntı yok. Altını çizdiğim kısım birinci şıkkı doğrular. Bakalım dünyanın güneşe olan uzaklığının mevsimlerin oluşmasına etkisi vardır. Hayır arkadaşlar bakın ikisi iki tarafta da eşit uzaklık var. Bu bir şeyi kesinlikle değiştirmiyor. Mevsimler neydi? Eksen eğikliği ve dünyanın güneş etrafında dönmesinden oluşuyordu. İkisinde de varın bakın arkadaşlar uzaklık. Bu bir şeyi değiştirmez arkadaşlar. Güneş ışığının büyük açıyla düştüğü bölgelerdeki sıcaklık artışı daha fazla olur. Evet arkadaşlar bakın şuraya daha büyük bir açıyla düşüyor. Buraya daha eğik açılarla, daha dar açılarla düşüyor. Ve bu kısımda ne oluyor? Yaz yaşanıyor. Bu kısımda ne oluyor? Kış yaşanıyor. O zaman bu da doğru. Hangilerine ulaşabilir? 1 ve 3. Evet, geldim arkadaşlar 5. soruya. Bakalım. Tablodaki verilere göre K ve L şehirleri ile ilgili söylenen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Adana'dan başlayalım. Cumartesi günü rüzgarın yönü, cumartesi şu kısma bakacağız. L bölgesinden K bölgesine doğru olabilir. Rüzgar nereden nereyeydi? Soğuktan sıcağa doğru eserdi, öyle değil mi? O zaman bakalım cumartesileri kıyaslayalım. Hangisi soğuk? Burada 16 dereceymiş. Burada 14 dereceymiş. O zaman nereden nereye eser arkadaşlar? L'den K'ya eser. Evet bu doğru çıktı. Adana doğru. Bir sıkıntı yok. K bölgesinde havanın güneşli olduğu günlerde, havanın güneşli olduğu günler, işte şu günler. Hava sıcaklığı farklı olabilir. Evet, 2 günde güneşli. Bir gün 14 derece, bir gün 16 derece. Bu da doğru. L bölgesinde geldim şimdi şu kısma. Cumartesi ve pazar günleri farklı hava olayları beklenmektedir. Cumartesi günü yağmur, pazar bulutlu. Evet bu da doğru. Tamam. K bölgesinde hava sıcaklığının 3 gün boyunca sürekli artması tahmin edilmektedir. K bölgesinde hava sıcaklığının nerede? 3 gün boyunca artması. 14'ten 16'ya tamam artmış ama sonra 12'ye düşmüş. Ama diyor ki sürekli artması. Bu yanlış oldu. Geldim şimdi arkadaşlar 6. soruya. Şimdi bezelye bitkisinin uzun boylu olma durumu kısa boylu olma durumuna baskındır.
İki bezelyenin çaprazlanması sonucu oluşan bezelyelerin fenotipleri aşağıda verilmiştir. Tamam. Oluşan bezelyelerin tekrar kendi arasında çaprazlanması ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar. Şimdi bu uzun boylu verilmişti arkadaşlar. Bu bir numara ne? Büyük U, büyük U. İki numara ne? Bakın. Büyük U, küçük U. Üç numara ne? Büyük U, küçük U. Tamamdır. Dört numara ne? Bakın. Küçük U, küçük U. Evet. Birinci ve ikinci bezelyeleri çaprazlandığında bir ve ikiyi çaprazlayacağız. Yani büyük U, büyük U ve büyük U, küçük U'yu çaprazlayalım arkadaşlar. Büyük U, büyük U. Büyük U, küçük U. Büyük U, büyük U. Büyük U, küçük U. U'larım da B gibi oldu. Tamamı uzun boylu olur. Evet, tamamı uzun boylu olur. Bakın çünkü hepsinde büyük U kesinlikle var. Bu doğru. İkinci ve üçüncü bezelyeler çaprazlandığında 2 ve 3'ü çaprazlayalım bu sefer. 2 ve 3. Büyük U, küçük U. Büyük U, küçük U. İki farklı fenotipte bezelye oluşur. Bakalım. Büyük U, büyük U. Büyük U, küçük U. Büyük U, küçük U. Küçük U, küçük U. Bakalım iki farklı fenotipte bezelye oluşur. Bakın bunların hepsi uzun boyluyken bu kısa boylu. Evet bu da doğru. Tamam. Birinci ve dördüncü bezelyeler çaprazlandığında 1 ve 4. Büyük U, büyük U, küçük U, küçük U. Çaprazlamaya gerek yok arkadaşlar. Hepsi büyük U, küçük U oluşur. %25 ihtimalle kısa boylu bezelye oluşur. Hayır arkadaşlar, %100 uzun boylu bezelye oluşur. Yanlışımız Ceyhan. Geldim şimdi şuna. DNA parmak izinin belirlenmesi yöntemiyle ilgili verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakıyorum, 7. sorumuzdayız arkadaşlar. DNA parmak izinin belirlenmesi sayesinde günlük hayatta karşılaşılan birçok probleme çözüm bulunabilir. Bakalım arkadaşlar, bununla ilgili şıklarda herhangi bir şey var mı? Yok. Geçiyorum o zaman. DNA parmak izi belirlenirken DNA örnekleri elektroforez yöntemi kullanılarak karşılaştırılır. Bakıyorum. Şimdi arkadaşlar ben böyle uzun paragraf sorularını hani fen çözerken şu şekilde yapıyorum. Okuyorum. Sonrasında şıklara bakıyorum. Bunlarla ilgili bir şey var mı diye. Sonrası yoksa devam ediyorum. Molekül ölçeğinde bir makas gibi görev yapan enzimler aracılığıyla DNA molekülü farklı noktalardan kesilerek farklı uzunluklardaki DNA parçaları elde edilir. Farklı uzunluktaki DNA parçaları elektroforez yöntemi ile büyüklüklerine göre ayrılır. Bunun için gözenekli yapıdaki bir jel kullanılır. Elektrik akımı uygulandığında jelin bir ucu artı, diğer ucu eksi yükle yüklenir. Şurada kal. Bakalım. DNA'ların büyüklüklerine göre ayrımı sağlanır. Bakıyorum arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki farklı uzunluktaki DNA parçaları. Bakın. Tamamdır. Elektriklenmeden faydalanarak DNA'nın hareketlenmesi sağlanır. Bence ben buna da ulaşıyorum. Ondan sonra devam ediyorum. DNA molekülü elektriksel olarak eksi yüklü olduğu için elektrik akımı uygulandığında DNA parçaları jelin artı kutbuna doğru hareket eder. Jelin yapısındaki gözenekler bulunduğundan DNA parçaları elektrik akımı etkisiyle hareket ederken bu gözeneklerden geçer. Bu süreçte büyük DNA parçaları daha yavaş hareket ederken küçük DNA parçaları daha hızlı hareket ederek ileri gider. Bir süre sonra farklı uzunluktaki DNA molekülleri büyüklüklerine göre birbirinden ayrılmış olur. Arkadaşlar şimdi bakıyorum kullanılan enzim DNA'nın nükleotitlere kadar parçalanmasını sağlar. Arkadaşlar burada şimdi nükleotit biliyorsunuz DNA'nın yapı taşı. Burada evet böyle büyüklüklerine göre parçalara ayrılıyor diyor ama yapı taşlarına kadar nükleotitlere kadar ayrılıyor diye bir şey yok. Bu sebepten dolayı arkadaşlar cevap Denizli. Neden cevap Bursa değil? Genetik mühendisleri tarafından gerçekleştirilen bir yöntemdir. Bunu zaten genetik mühendislerin dışında bir şey yapmaz. Birisi yapmaz yani. Evet geçtim.
8. Bakıyorum arkadaşlar 8'e. Şimdi arkadaşlar bunda bu tarz soruları yaparken yani eğer yorumlayabilen direkt genotipleri bulabilir. Ha hocam ben yorumlayamıyorum, genotipleri bulamıyorum diyorsanız şıklardan gitmekten başka hiçbir çareniz yok. Bu da biraz uzun sürüyor ama yanlış yapmaktan iyidir. Kahveliye bezelyeleri çaprazlandığında 3 farklı genotipe sahip bezelyeler oluşur. Şimdi kahveliyeyi çaprazlayacaksın. 3 farklı genotip olacak. Bakıyorum şimdi 3 farklı genotip hangisinde oluşur? Şimdi Bursa'ya baktım. Hepsi büyük B, küçük B olur. Yani tamamen bir tane genotip oluşur. Ceyhan'da aynı şekilde bakın. Tamamen hepsi büyük B, küçük B oluşur. Gitti bakın. Sadece şundan 2 tane şıkkı eledim bile. L ve M bezelyeleri çaprazlandığında bezelyelerin yarısının mor çiçekli olduğu görülüyor. Bezelyelerin yarısı arkadaşlar mor çiçekliymiş. Bakalım şimdi L ve M iki şıkkım kaldı. Arkadaşlar bence üşenmeyip çaprazlamamız gerekiyor. Bakalım önce Adana'dan başlıyorum. Çaprazladım. Arkadaşlar şimdi bakıyorum tamamen mor çiçek oluştu. Neydi? Beyaz olması için ikisinin de küçük B küçük B olması gerekiyor değil mi? Ama bana ne diyor? Yarısı mor diyor. A gitti ama sağlamasını yapmak için bence bunu da yapalım. Çaprazlayalım. Bir sıkıntı oluşmasın. Şuraya çaprazlıyorum arkadaşlar. Evet bakın %50 mor, %50 beyaz oldu. Direkt zaten şuna bakmadan bile çıktı cevabımız. Evet 9'a geldim arkadaşlar. Şimdi bakalım. Yıldız ve yuvarlak elementleri son katmanların eşit sayıda elektron taşımalarına rağmen kimyasal özellikleri benzer değildir. Arkadaşlar şundan tamamen arkadaşlar ne olacak? Bir A grubunda olup da birisinin hidrojen olduğu çok belli. Neden diyor ki son katmanlardaki elektronlar eşit diyor. Şimdi hidrojenin de son katmanında neydi? Bir tane vardı. Bir A'dakilerin de bir tane var. Mesela şöyle olabilir. 2, 8, 1. Mesela bu ne olacak? Bu metalken bu arkadaşlar metal ve hidrojendi. Şimdi kimyasal özellikleri benzer değildir. O zaman yıldız ya da şu yuvarlak daire kesinlikle 1A grubunda olacak. Bakıyorum. Şimdi bu 1A grubu boş. Bu değil. 1A grubu boş. Bu değil. 1A grubunda bu da var. Bu da gitti. Cevap zaten direkt çıkıyor. Yine de diğerlerine bakalım. Üçgen ve kare elementleri aynı grupta bulunur. Tamam. Yuvarlak ve kare elementleri aynı periyot. Periyot yan yanaydı. Tamamdır. Şimdi geldim şuna arkadaşlar. Burada okuyalım. Endüstriyel ürünler üreten bir şirketin yaptığı çalışmalar ilk meyvelerini vermeye başladı. Örümcek ağlarının biyolojik yapıları incelenerek örümcek ağının sentezine dayanan özel bir sentez metodu geliştirdi. Spiber adı verilen sentez sayesinde örümcek ağı ipi sentetik olarak üretildi. Üretilen sentetik örümcek ağı ipi, yapay kan damarları ve çözülebilir dikiş ipliklerinde kullanıldı. Şuraya o kadar bir bakalım arkadaşlar. Elimizde var olacak bir şey var mı? Bakın, spiber sentezi sayesinde günlük hayatı kolaylaştırıcı pek çok ürün elde edilebilmektedir. Evet, az önce söylendi. Tamam. Fibrojenin şifresini çözülmesi genetik mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Bakalım bundan henüz bahsetti mi? Bakıyorum. Kaldığım yerden bir devam edelim. Ayrıca bu sentetik örümcek ağı ipi sayesinde büyük miktarda enerjiyi emebilecek ve sürücü güvenliğini artırabilecek tamponların üretimini yapabileceği medikal cihaz sanayinde bile kullanılabileceği belirtildi. Örümcek ağı ipi bu inanılmaz özellikle fibroz adı verilen proteine borçlu. Evet şimdi bunlardan bahsetmeye başladı arkadaşlar. Tamamdır. Şirket örümceklerde fibroin üretiminden sorumlu genin kodunu çözüp bakın yeniden düzenleyerek yapay örümcek ağı
ipi üretmeyi başardığını açıkladı. Tamamdır, ben bunu da elde ettim. Şimdi geldim arkadaşlar. Bu soruda uygulanan yöntem sayesinde ipek böceği ipliği sağlık alanında da kullanılmıştır. Şimdi burada ipek böceği demiş de bu kısımda bir yanlışlık var arkadaşlar. Burada ipek böceği değil de örümcek demek istedi galiba. Bu kısımda bir sıkıntı olabilir. O yüzden hani bunu bir hata diyelim. Bu örümcek olacaktı çünkü. Bunu ben fark ettim. Bunu örümcek olarak kabul edersek cevap denizli çıkıyor. Evet arkadaşlar, 11. sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi yine bir çaprazlama sorusu. Bakıyorum %50 melez bir genotipimiz varmış. %50 de saf çekinik bir genotipimiz varmış. Şimdi arkadaşlar bakalım nasıl melez %50 elde ederim, nasıl saf çekinik elde edebilirim. Şimdi şu şekilde genotiplerimiz olursa bir çaprazlayalım. Büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A. Evet, bakın farkındaysanız yarısı %50 melez oldu, yarısı da saf çekinik oldu. Şimdi bir de buna bakalım. %50 melez lazımmış, %25 saf baskın gerekiyormuş, %25 saf çekinik gerekiyormuş. Şimdi yine bir çaprazlayalım. Büyük A, küçük A'yı çaprazladığımız zaman veriyor arkadaşlar bu istenilen oranları. Evet, bakın %50 melezimiz var. %25 saf baskınımız var. %25 saf çekiniğimiz var. Bakalım birinci çaprazlamada kullanılan bezelyelerin her ikisinde baskın gen bulunur. Hayır arkadaşlar, bakın şu kısımda baskın gen bulunmuyor. Cevap direkt çıktı. Evet arkadaşlar, bir klonlama sorusu. Şimdi Dolly'nin klonlama aşamaları incelendiğinde aşağıdaki hangi yorum yanlıştır? Arkadaşlar, klonlamada şunu unutmayın. Önce şıklardan bir gidelim. A koloni ile Dolly'nin genetik özellikleri birbiriyle aynıdır. Şimdi hangisinin çekirdeği kullanıldıysa, evet, onun genetik özellikleri birbiriyle aynıdır. Şimdi bakın arkadaşlar, bu A koyununun çekirdeği kullanılmış, bu B koyununun arkadaşlar hücresi kullanılmış. O zaman evet, A koyununun genetik özellikleriyle birbirinin aynıdır. Doğru. Dolly'nin dünyaya gelmesi için dişi ve erkek üreme hücreleri kullanılmıştır. Şimdi yumurta hücresi kullanılmış ama hani dişi ve erkek hani şu şekilde hani yumurta ve sperm tarzında düşünülecek. Hayır, öyle bir şey yok. Diğerinde de meme hücresinin çekirdeği kullanılmış. O yüzden cevabımız Bursa. Şimdi arkadaşlar, bunda da fotokopimiz siyah beyaz olduğu için ben renkleri önden yazdım. Şimdi 3 kapımızda da mor var. Sonra bu yeşil, kırmızı ve tekrar mormuş. Bakalım bir maddenin asit mi, baz mı olduğunu anlamak için kullanılan belirteçlerden birisi lahana suyudur. Tamam. Lahananın kaynatılmasından sonra oluşan lahana suyunun rengini kırmızıya dönüştürür. Ne? Bazlar yeşile dönüştürür. Nötr çözeltilerse rengini değiştirir. Burada asitler kırmızıya dönüştürür demek istemiş galiba. Aynı miktarda asit, baz ve saf su olduğu bilinen sıvılar PR ve S tüplerine konuluyor. KLM kaplanında bulunan lahana sularının içinde tüplerdeki sıvılar ayrı ayrı damlatılarak lahana sularının renk değişimleri gözlemleniyor. Bakalım. Şimdi arkadaşlar, buraya notumu alıyorum. Asit kırmızı yaparmış. Baz yeşil yaparmış. Nötrler değişmiyor. Şimdi arkadaşlar, kaplardaki lahana suyundaki değişimlere bakıyorum. Şimdi hepsinde ölken ilk başta mor varmış. Sonra bu P tübünden damla gelmiş, bu yeşile dönüşmüş. Bu mordan gelmiş, kırmızıya dönüşmüş. Bu mordan gelmiş, tekrar mor olarak devam etmiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. P tüpünde pH değeri 7'den büyük olan çözelti bulunur. Şimdi arkadaşlar, baz yeşildi. Baz olması için de pH'i 7'den büyük oluyordu. Bu doğru. R tüpü çözelti metallerin kimyasal özelliğini eşittirir. R. Arkadaşlar, şimdi bu kırmızıya dönüştüğüne göre bu asit. Şimdi asitler metallerle tepkimeye giriyordu ve ne oluyordu arkadaşlar? Hidrojen gazı açığa çıkıyordu. O zaman evet, metallerin özelliğini değil, kimyasal özelliğini değiştiriyor çünkü tepkimeye giriyor. Bu da doğru. S tüpündeki sıvı S şu. Mavi turuncu sol kağıdına etkileyebilir. Hayır, bu nötrdür. O yüzden etki etmez. Bu gitti. Cevabımız arkadaşlar Adana. Şimdi ayrı ayrı düzeneklerimiz var. Şimdi Elif yaptığı işlemler sonucu düzeneklerde oluşan basınç değişimlerini aşağıdaki tabloda gösteriyor. Buna göre Elif'in düzenekleri ve yaptığı işlemlerden sonuçlarına hangilerine ulaşılabilir?
Şimdi basınç temas yüzeyine bağlıdır. Bunu bulabilir mi? Evet arkadaşlar, basınç temas yüzeyine bağlıdır. Bunu bulabilir. Hangisiyle bulabilir arkadaşlar? Şu üçüncü düzenekle bulabilir. Bakın ağırlıkları aynı. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ama temas yüzeyleri farklı. Burada iki tane kare üzerinde. Burada üç tane kare üzerinde. O zaman bunu üçüncü düzenekle bulduğu için yanına 3 yazıyorum. Ağırlık ile basınç doğru orantılıdır. Evet, bunu da bulabilir. Bakın temas yüzeyimiz birinci düzenekte aynı ama ağırlığımız farklı. O zaman bunu da birinci düzenekte bulabiliyorum. Şimdi ağırlık ve temas yüzeyi aynı oranda artarsa birim yüzeyi etki eden dik kuvvet değişmez. Şimdi ağırlığı ve temas, bakalım arkadaşlar nasıl olacak? Şimdi bu, bakın 1 2 2G bölü 1, 2, ikisi. Ne oldu? G bölü ise. Bu G bölü ise. Tamam, aynen, dik kuvvet değişmiyor. Değişmiyor. Bunda da sıkıntı yok. O zaman bunlarla hepsine ulaşılabilir. Şimdi geldim 15. soruya. K elementinin grubundaki diğer elementlerle aynı özelliği göstermediği ve P elementi ile aynı periyotta olduğu bilindiğine göre. Şimdi bir önceki sorumuzda buna benzer bir soru çözdük aynı denemede hatırlarsanız. K elementinin grubundaki diğer elementlerle aynı özelliği göstermedi. Arkadaşlar aynı özelliği göstermiyorsa bu nedir arkadaşlar? Direkt bu K hidrojendir. Bakın hidrojen. O zaman bu K ne olacak? Bu L, bu M. Değil mi? Bakıyorum. Şu P galiba. Şu R, şu da S. Bakalım. S elementi 8A grubunda bulunur. Evet, doğru. M ve P elementlerin son katmanında eşit sayıda elektron bulunur. M ve P. Nerede? Evet, bakın bu 2A grubu. Son yörüngelerinde 2 elektron bulunur. Bu P istisnamız da her yönlü. Son yörüngesinde 2 elektron bulunur. Bu da doğru. L ve S elementleri aynı periyotta yer alır. L ve S, evet, periyot aynı sıraydı. Bu da doğru. K ve L elementlerinin kimyasal özellikleri birbirine benzemez. K ve L elementlerinin kimyasal özellikleri birbirine benzemez. Evet, çünkü birisi hidrojen. Normalde arkadaşlar aynı grupta yer alanlar benziyordu ama bu K bir istisna arkadaşlar. O bir hidrojen. Evet. O yüzden aynı grupta bulunmasına rağmen kimyasal özellikleri birbirine benzemiyor. Bu sebepten dolayı cevap Denizli. Şimdi buna göre Umut'un yaptığı işlemlerle ilgili ifadelerin hangileri doğrudur? Şimdi bakalım. Birinci işlemde küp şekerin fiziksel özelliği değişmiştir. Evet arkadaşlar, küp şekerken ezmiş, toz şeker haline getirmiş. Bunda fiziksel özelliği değişmiştir. Doğru. Bunda bir sıkıntı yok. Yapılan tüm işlemler küp şekerin kimliği değişmiştir. Arkadaşlar kimlik kimyasal değişimle olur, değişir. Ama halbuki mesela birinci fiziksel değişimdir. Bu yanlış. İkinci ve üçüncü işlemlerde aynı çeşit değişimler oluşmuştur. Arkadaşlar bu kimyasal değişimdir. Ama bu şekerin suda çözünmesi fiziksel bir değişimdir, çözünmedir. O yüzden aynı çeşit değişimler yanlış. Hangisi doğru yolu arkadaşlar? Yalnız bir. Şimdi içlerinde nitrik asit, tuzlu su, çamaşır suyu ve limon suyu bulunduğuna göre KLM ve N kaplarına aynı mavi turnusol kağıdı sırayla batırılıp çıkarılıyor. Arkadaşlar burada dikkatinizi çekmesi gereken ne biliyor musunuz? Sırayla. Tamamdır. Şimdi bakalım arkadaşlar, bazlar turnusol kağıdında ne renk oluşturuyordu? Mavi. Asitler ne renk oluşturuyordu? Kırmızı. Nötrler renk değişimi yapmıyordu. Bakalım. Şimdi kapta değişmiyormuş arkadaşlar. İlk başta sokmuş, değişmiyormuş. Demek ki K nötrdür. Nötr olan bu asit, bu baz, bu baz. Zaten direkt cevap C olarak çıktı. Yine de bakalım. Şimdi L kırmızı oluyormuş. O zaman L kesin asit. Bu da doğru. Şimdi L'den çıkarmış. Şu an benim turnusol kağıdım kırmızı. Kırmızıyı M'ye sokmuş, değişmiyor. Demek ki o da asit.
Ya da nötr, ama burada asidi vermiş. Limon suyu asit, doğru. Burada da mavi olduğuna göre demek ki sonrasında baza sokuyor. Bu da doğru. Geldim arkadaşlar 18. soruya. Şimdi laboratuvar ortamında yapılan bir deneyde maddelerin kimyasal tepkime sonucunda kütle değişimleri aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Tamam. Buna göre aşağıdaki yorumlar hangisi değişmiştir? Arkadaşlar K ile şu K2 artı L2 denklemimizi yazalım. KL2 oluşmuş. Bunlar arkadaşlar tepkimeye girenler, bunlar tepkimeden çıkanlar. Bu azalır arkadaşlar, bu artar. K2 ve L2 maddeleri kimyasal özellikleri değişmiştir. Evet, kimyasal tepkimeye girdiği için değişiyor arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok. Adana şıkkı doğru. Zamanla ortamdaki L2 maddesinin kütlesi azalmıştır. Evet, bakın bu zaten azalan bir grafik. Bu da doğru. L2 maddesinin özelliklerini ne yapar? Taşır. Arkadaşlar, şimdi bu kimyasal bir reaksiyon olduğu için artık bu yeni bir maddedir. Sıfırdan bir maddedir. O yüzden ne bunun ne de bunun özelliklerini taşır. Yanlış. K2 maddesinin tamamı kullanılmamıştır. Evet, K2'nin hepsi kullanılmamıştır. Kullanılsaydı L2 gibi dibe kadar gelirdi. Evet, geldim arkadaşlar 19. soruya. Yine renkleri yazmam gerekiyor galiba. Öncesinde yazdım. Bakın arkadaşlar, 4 özdeş B içine eşit miktarda ve mavi renkli olduğu bilinen K çözeltisi konuluyor. Evet, bunların hepsi K çözeltisi. Beherdeki K çözeltisine sırayla sirkeli su, tuz ruhu, saf su ve çamaşır suyu dökülerek K çözeltisinin renk değişimi gözlemleniyor. Şimdi buna göre K çözeltisi ile ilgili. Bakın arkadaşlar, şimdi bu soruyu nasıl yapacağız? Asit ve baz belirtici olarak kullanılabilir. Evet arkadaşlar, kullanılabilir. Çünkü bakın renk değişimleri yapmış. Asit mi, baz mı, nötr mü? Bunlar ortaya çıkarıyor. Bunda sıkıntı yok. Geldim. Asitlerin farklı pH değerlerinde farklı renklere dönüşebilir. Bu da zaten tamam. Çünkü bakın bu asit. Bu nedir? Baz. Bu nötr. Bu baz. Bu da doğru. pH 7 olan çözeltilerin renginin kırmızıya dönüştürür. Arkadaşlar, pH'i 7'den büyükse pH'i 7 olan çözeltilerin rengini kırmızıya dönüşüyor. Ha pardon, pH'i 7'ymiş. O zaman bu arkadaşlar nötrdür ve herhangi bir renk değişimi olmaz. Kırmızıya dönüşmesi için asit olması gerekiyor. Bu da pH'in 7'den küçük olması gerekiyor. Bu sebeple cevap Adana. Geldim 20. soruya. Arkadaşlar, şimdi buna göre kabın tabanındaki K noktasına ait sıvı basıncı zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi öncelikle arkadaşlar, burada bir basınç yoktur. Olmaz. Sıfırdır. Neden? Çünkü bu musluk önce şurayı dolduracak. O yüzden belirli bir süre burada basınç sıfırdır. Bakın bu direkt basıncı burada oluşturmuş. Yanlış. Heh, şu şekildeki gibi arkadaşlar, öncelikle bir sıfır olacak. Bu da direkt oluşturmuş. Bu da gitti. Sonra burası dolduktan sonra su artık buraya geçmeye başlayacak. Burası dolmaya başlayacak. Bakın, iki bölme yükseldiği için iki bölmeye kadar çıkar. Sonrasında basınç artmaya devam edecek ama hızlı bir artış değil de daha yavaş bir artış olduğu için bu şekilde eğimli artış gösterecek. Bu sebepten cevabımız Denizli. Evet arkadaşlar, böylece sorularımızın sonuna geldik. İnşallah güzel sonuçlar çıkarırsınız. Şimdilik hoşça kalın.